Yapay Tech firmasını ziyarete geldik. Önder Barış Aşık ile beraberiz. Kendisiyle birazdan yapay robotları, yani yapay zeka kullanan robotları, sohbet robotlarını ve arkasında çalışan doğal dil işleme mekanizmasını anlamaya çalışacağız. Tabii kendisi bizim için değerli bir bilgi. Yakalamışken hemen kariyer planından, geçmişinden bahsetmeye çalışacağız. Yeditepe'de de bir dönem beraber olduk. Benim asistanlığım döneminde öğrenciydiniz galiba. Sonrasında neler başınızdan geçti, bunları da anlayacağız. Ve tabii bu arada bir startup şirketiyle karşı karşıyayız. Startup şirketlerinin yaşadıkları nelerdir? Bütün bunları da konuşmak istiyoruz. Konumuz çok. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Şöyle geçmişinizi birazcık anlatırsanız genç arkadaşlara faydalı olacak şekilde seviniriz. Tamam. Ben Önder Barış Aşık, 2002 YTÜ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü girişliyim. Zaten hocamızla beraberdik zaten. 2002'den bilgisayar mühendisliğine girdiğim tarihten beri, hatta ilk yapay zeka projemi hocamızdan almıştım. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Tavla projesi vermiştiniz. Doğrudur, olabilir. Tavla projesiyle ben size geldim, dedim ki hocam buna yapay zeka ekleyebilir miyiz? Hatta minimum maksimum yöntemleri ekleyebilir miyiz? Minimax tree'ler vardı değil mi? Evet. Minimax tree'ler. Evet, doğru. Decision tree yöntemini yapalım mı dedim. Hocam dedi biraz zor olur ama dedi yapabiliyorsan yap, o zaman puanını yükseltiriz dedi. Tamam hocam, bir deneyim dedim. Hatta bütün yaz bu projeyle uğraştım ben. Evet. Hatta Ender Hoca ile projemizde yöneten kişi. Evet, yapay zekaları Ender Hoca ile yönetiyor. Kendisi İngiltere'de. Burada kendisini bir kere daha almış. Evet. Ender Hocam bu arada. O projede gerçekten de 15.000 satır kod yazmıştım. Wow. Ve Ender Hoca ile oynadığı zaman, hatta sizle de oynamıştı. Hı-hı. Ender Hoca'yı mars etmişti. Hocamız şaşırmıştı gerçekten. Hı-hı. Ve 100 üzerinden 140 verdiği zaman dedim ki ben yapay zekalı işler yapmalıyım dedim. Sonrasında bitirme projem geldiği zaman, bitirme projesinde de Ender Hoca'nın biliyorsunuz genetik algoritmayla ilgili bayağı çalışması vardı. Biz de orada genetik algoritmayla stack cutting yöntemleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Hatta bununla ilgili bir journalımız yayınlandı. Hatta A kategorisinde bir yerde Ender Hoca ile beraber. Güzel bir çalışma oldu. Sonrasında Boğaziçi'ne master'a kabul edildim. Tabii şartlar gereği gidemedik. Birkaç derse girdik, sonrasında Türsak teknolojiye girdiğim için Gebze'ye geçmek zorunda kaldım. Sonrasında YTP'ye tekrar kayıt oldum. Bu yüksek lisansım YTP'de devam ediyorum. O arada 4 sene kadar Türsak çalıştıktan sonra askere gittim, geldim. Dedim ki geldikten sonra yani kendimle ilgili işler yapmalıyım. Ne yapabilirim acaba? O zaman benim de zaten 2006'lardan beri böyle yapay zeka, doğal dil işleme gibi bir çalışmalarım vardı. Bunu böyle bir ticarileştirebilir, herkesin kullanabileceği bir ürün haline getirebilir miyim diye düşündüm. Ve 2012'de geldiğim zaman böyle resmi olmayan şekilde bu konuda çalışmaya başladım. Bu konuda çalışmaya başladım derken, işte insanlara bir API halinde, bir arayüzü olmayan bir API halinde kendi uygulamalarını ekleyebilecekleri bir SDK, bir gelişim ortamı yani. Aynen. Arabik ürün şeklinde. Aynen. Çıkardık bu şekilde. İnsanlara bu sayede aslına bakarsanız sesle ilgilenmeyen, speech to text problemleri, text to speech problemleri ve doğal dil işlemeyle ilgilenmeden sadece kendilerine uygun parametreler girerek istedikleri işlemleri yaptırabiliyorlar. Şimdi tabii hiç bilmeyen arkadaşlarımız izliyorlar, biraz yapısından bahsetmeye çalışalım. Şimdi normalde biz bir sohbet robotuyla konuşuyoruz. Mesela meşhurların neler var şimdi? Siri var galiba. Siri var. Google'un bir tane var. Google Now var. Cortana var. Bunlarla biz konuşurken bir sesten yazıya çevrilme süreci var. Bilgisayar yazıyı sonra işliyor. Aynen öyle. Yapay zeka orada devreye giriyor ve yazı üretiyor sonra. Sonra o yazı tekrar sese çeviriyor. Aynen öyle. Dolayısıyla işin bir text to speech veya speech to text denilen bir ses kısmı var. Onunla siz ilgilenmiyorsunuz. Siz aynen arkadaki o zeka kısmıyla ilgileniyorsunuz. Yani o kelimeleri anlayacak, eklerini, köklerini ayıracak, cümle içindeki yerine bakacak ve ona göre bir anlam çıkartır. Bir aksiyon alacak. Bu aksiyon bir cevap cümlesi üretmek de olabilir. Sonra onu tekrar veriyorsunuz ve bunu isteyen firma sizden hizmet olarak alabiliyor. Evet, aynen öyle. Geliyorlar size, diyorlar ki biz işte zeki konuşan bir robota ihtiyacımız var. Siz diyorsunuz ki işte ses kısmını şuradan alın, onunla ben ilgilenmiyorum diyorsunuz. Aslında şöyle bir kolaylık sağlıyor. Bizim sağladığımız SDK var, Android SDK var ya, SDK ile beraber aslına bakarsanız hiç speech to text'e, text to speech'e uğraşmıyorlar. Bunlar zaten entegre oldukları için sadece hangi ürünü kullanacaklarını seçiyorlar. Google'un speech'ini kullanacağız ya da ne bileyim Nuance'ın speech'ini kullanacağız ya da iOS'un kendi speech'ini kullanacağız gibi tercihlerini belli edip gerekli yerde Nuance kullanacaksa tokenlarını alıp oraya yerleştirdikten sonra başka herhangi bir işleme gerek kalmıyor. Oraya buton geliyor, butona bastığı zaman mikrofon açıyor, dinlemeye başlıyor, aldığı teksti sonrasında bizim serverlara göre anlamlandırıp tekrar speech to text'i çağırıp kullanıcıya cevabı dönüyor. Yani burada herhangi bir işlemde çalışmada bulunmuyorlar. Sadece SDK'yı yerleştirmeleri yeterli oluyor. Peki nasıl Türkiye'de gelecek? Siz sektörün içinde olduğunuz için biraz sektörle ilginiz var. Türkiye'deki şu anki durumu nasıl? Geçmişe baktığınızda geleceği nasıl olur? Yani aslına bakarsanız biz 2012'de başladığımız zaman speech'in inanılmaz bir yükselişe geçeceğini düşündük. Bizim ana noktamız burasıydı. Speech, yani Siri ya da ne bileyim Google Now ya da Cortana gibi ürünlerin gerçekten de inanılmaz derece kullanacağını düşündük ve zaten bütün büyük firmalar da bunu düşünerek büyük yatırımlar yaptılar. Ama gerçekten olay böyle olmadı. Yani speech bu kadar hızlı büyümedi, yazı inanılmaz derece daha hızlı büyüdü. Yani Messenger uygulamanın popülerleşmesiyle beraber botlar daha ön plana çıkmaya başladı. Ve biz burada kendimize hemen bir pivot yaparak Speech'ten kendimizi bot teknolojilerini yapan bir firmaya kaydettik. Tabii ki yine Speech tarafımız mevcut. Ama ağırlığımızı artık bota verdik. Çünkü gerçekten de Facebook Messenger, yani Facebook firmasının botlara yaptığı yatırımlarla beraber sektör inanılmaz derecede büyüdü ve bilinirliğe ulaştı. Yani Speech tarafında Siri vardı, herkes Siri biliyordu ama kimse gerçekten de o kadar büyük, yüksek oranlarda kullanmıyordu. Ama botlar gerçekten de yazışmalarla birlikte hayatımıza inanılmaz derecede girdi ve biz bu konuda kendimize bir... Şu an birilerinin böyle kullanmak istesi, denemek istesi kullanabileceği bir yer var mı? Veya meşhur böyle kullanılan bir uygulamanız var mı? Biz eğer... bireyler ya da firmalar eğer kendilerine bot veya sanal tasarlamak istiyorlarsa bizim zaten Dahi.ai, yani artificial intelligence diye. Dahi.ai şeklinde. AI diye yazıyor, artificial intelligence diye geçiyor. .com değil de AI diye geçiyor. Aynen öyle. Dahi.ai sitesine girerek kayıt olup zaten kendi botlarını veya sanal asistanlarını yaratarak bunu Facebook Messenger'da, Telegram'da ya da diğer mesajlaşma platformlarında bunu kullanabilirler. Herhangi bir işleme gerek kalmadan, bir kod bilgisine gerek yok hocam burada. Siz sadece kuralları biliyorsunuz son kullanıcı olarak, hiçbir şey anlamadan, işte merhaba deneyince merhaba deneyince gibi. Çok basit olarak onu diyebiliriz. Ya da hava durumunu sorduğu zaman, direkt olarak hava durumunu sorduğu zaman kişi hangi şehirde bilgisini al, sonra bu servise git, bu servisten şu parametre olarak kullanıcıya bir text oluştur, cevap cümleci oluştur, onu da kullanıcıya geri dön gibi. Sonra bunu Facebook'a koyuyorsunuz, Facebook'ta sizin adınıza cevap vermeye başlıyor. Aynen öyle. Tamam, süper. Peki kullandığınız teknolojinin arka planda, yani bu alanda meraklı olan arkadaşlar, mesela ben de yapay zeka konusuna girmek istiyorum dedi arkadaş. Hangi diller mesela kullanılıyor? Hangi teknolojileri bilmesi lazım? Üniversitede öğrenciyken nelere ağırlık vermesi gerekir? Çok güzel bir soru hocam. Bunu biz biliyorsunuz, bizim zaten zamanında siz Java eğitimi veriyordunuz, biz Java ile başladık. Yani bizim aslında ilk bildiğimiz dil Java'ydı. Yani C tamam vardı ama Java ile biz bir ileri seviyeye geçtik. Ve aslına bakarsanız hani kullandığımız teknolojiler Java ile türevleri şeklinde ilerliyor. Bunlar Java, üstüne Spring oturtuluyor, işte daha iyi bir framework olarak Spring Framework ile kullanıyor. Çıkıyorsunuz, JTÜ'ye teknolojisi. Aynen o şekilde. Ön tarafta JS'e kadar HTML'lerimiz, CSS'lerimiz bulunuyor. Tabii mailing teknolojisiyle destekliyoruz bunu. Şimdi ama yeni de Node.js tarafına kaymaya başladık. JavaScript tarafına kaymaya başladık. Çünkü gerçekten de Java ve Java türevleri biraz daha zor, dantal kalmaya başladı bence. Evet. Ben kendim açımdan baktığım zaman tamam iyi biliyorum diye kullanıyorum ama bugün gerçekten de öğrenmeye başlasam daha kolay kullanılabilir dilleri tercih ederim. Çok güzel. Örnek vereyim Node.js. Node.js'in bence önü çok açık bir proje. Nerede olsa kullanabiliyorsunuz. Hemen bir satır bir şey yazıp hemen webde bunu publish edip bir API sahibi olabiliyorsunuz ve inanılmaz kolay. Ama Spring'de bir şey yapmak demek isteseniz, Spring Framework'ı kullanacaksınız, Java'yı kullanacaksınız, en az 3 gününüz alır bir projeye yer kaldırmak. Veri tabanında mı tutuyorsunuz yoksa? Veriyi aslında hocam biz Mongo'da tutuyoruz, MongoDB'ye. NoSQL özelliği. Evet, NoSQL. Relational database'den çıktık bu arada. Relational database'den çıktığımız zaman inanılmaz rahat ettik. Yani MongoDB ya da bunun benzeri NoSQL diye geçen database'ler geliştiricilerin inanılmaz işini kolaylaştırıyor. Hem geliştiriciyi kolaylaştırıyor hem de scalability var. Kesinlikle hocam. İstediğiniz yere dağıtabiliyorsunuz, aynı dağıtımı tutabiliyorsunuz. Firmaların da işini kolaylaştırıyor. Evet, yani bir de kuralımız yok. Yani sonuçta bir kural, relational bir kural tanımlamıyorsunuz. Ne verirseniz zaten koyabildiğiniz için hani bir söz vardı işte, ne varsa koyun işte çalışıyor gibi. Bizde de o şekilde. Yani Mongo'ya JSON formatında olsun, koyun bir şekilde alırsınız, kullanırsınız. Bir format tanımlamanıza gerek yok. Yani biz normalde relational database'lerde table'ları tanımlardık. Skema yazarken daha skeması belli oluyor. Evet. Yerine okurken istediğiniz şema uydurup olabiliyorsunuz. İnanılmaz derecede kolay oluyor. Hızlı projeler çıkmaya başladı. Bir de Neo4j diye bir, bilmiyorum duyduğunuz graph database'i. Yok, duymadım. Neo4j diye bir database var. Graph database'i. Aslına bakarsanız bunlarda notlar var. O notlarda birbirine ilişkili. Sizin projede ne yani gerekiyor? Örnek vereyim hocam, hava durumu sorusunda işte hava durumu kişiliğinde nasıl bir ilişkisi vardır? Hmm. Kişi şemsiye taşır, kişi yağmurlu havada şemsiye taşır, yağmurlu hava, yağmur... Bunlar tabii hep olasılıksal bağlantılar ve bağlantılar aslında. Yüzdesel olarak şununla şu %80 ilişkilidir. Kesinlikle hocam. Bir de ilişkilerin türünü doğru da belli ediyoruz. Ya da bir menü tanımlarken, yemek menüsü tanımlarken bir menü var. Menünün artık altında 4 tane kademe var. İşte ana menü, işte ne bileyim tatlısal, işte salata menüsü, onların markaları gibi bir draft halinde oluşuyor. Aslında bakın bir tek bakışta baktığımız zaman menüyü tek seferde görebileceğimiz bir graf yapısına sahip oluyor. Bu sefer de kullanıcı bir şey istediği zaman ya da sorduğu zaman graftan hangi noktaya geliyor? Gitmek istediği noktayı buluyoruz ve aradaki peti çıkardığımız zaman bir anlam çıkartıp orada ilerleyebiliyoruz. Süper. Peki bir de sizin tabii startup olma durumunuz var. Türkiye'de startup olmak ne demektir, nasıl başlanır, bu konuda yeni fikir olan veya mevcut fikirlerden birinin uygulamasını arkadaşlara neler tavsiye edersiniz? Türkiye'de startup olmak bence kolay değil. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde kolay değil ama evet. İlave zorluklar var herhalde. İlave zorluklar var. Zaten hani şirketi açmak, bir para kazanmak gerçekten de bir zor. Hani biz bir yerden şansımız oldu, biz Türsak firmasıyla çalışmaya başladık. Şu an Türsak kullanıyorsunuz. Evet, Nuance'ın uygulaması üzerinde kullanıyor. Biz orada bir, tabii ki ilk giren firma olduğumuzdan dolayı burada bir şansı yakaladık diyelim ve kendimizi döndürmeye başladık. Hani direkt olarak sıfırdan başlamadık, para kazanan bir modda ilerlemeye başladık. Ama normalde başka bir firma kuruyor olsaydım sıfırdan başlayacaktım ve gerçekten belki de 6 ay bir sene bir para kazanamıyor olacak ve bunu kendiniz kapatıyor olmanız gerekiyor. Bizim en büyük hatalarımızdan birisi hani bu işe başlarken ilk önce ürünü çıkartıp sonra bu müşteriye ulaşmaya çalıştık. Aldığım derslerden birisi bu olduğu için artık ürünü çıkarmadan ürünün yapısını oluşturuyorum ve müşteriyle iletişime geçmeye başlıyorum. Bu sayede aslında bakarsanız ürünü tutacak mı, müşterinin istekleri var mı buna karşı, talebi var mı, varsa nasıl bir şekilde şekillendirmeliyim bunlara karar veriyorum ve sonrasında o ürünü çıkartıp çıkartmamaya karar veriyorum. Bazen de hiç ürün olmadan bile hayali bir ürünü müşterimize götürüp müşteriyle satışa gerçekleştirip sonra yapabiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Bence benim tavsiyem hani nacizane tavsiyem hani kendi hani çok kıymetli bilgiler bunlar tabii tecrübe neticede. Evet. İlk önce hani ürünü geliştirip bir 6 ay bir sene gibi zaman kaybettirip ürünü geliştirip piyasaya çıkmaktansa çok hızlı bir şekilde POC'lerini hazırlayıp bunların demo haline getirip müşterilere ulaşmaya çalışsınlar ve gerçekten de böyle bir talep var mı? Varsa da o müşteriye ulaşabiliyor mu? O ürüne ihtiyaçları var mı ve satabiliyor mu? Onu görüp ondan sonra ürünü geliştirmeye devam etmeni ben tavsiye ederim. Öbür türlü biz ilk yaptığımız üründe sana sipariş asistanı yaptık. Gider diye. Önce kendi kafanızda siz müşteriyi hayal edin. Müşteriyi hayal edin. Yemek sepetine kesin satarız dedik biz bunu. Ya da yemek sepetine işbirliğe gideriz dedik. Bizim hatta bir demomuz var, belki biraz sonra gösteririz. Ve orada işte 2 tane lahmacun istiyorum ama birinin içinde soğan olmasın, akşam 8'de eve gelsin, yanına da bir litre kola koy lütfen dediğiniz zaman tek cümlede her şeyi anlayıp siparişiniz geçebiliyor. Bu kadarını anlayabilecek harmışlıkta da bir şey yazdınız. Evet, sesli olarak söylüyor hatta bunu. Biz bunu satarız dedik, bu kadar teknolojik dünyada yok böyle bir ürün diye düşündük. Ama gerçekten de müşteri ilgilenmedi bununla. Ve biz burada fiil ettik. Fail ettiğimiz zaman dedik ki biz o zaman bir pivot yapalım, ne yapalım? Sipariş asistanından çıkartalım, genel bir asistana büründürelim bunu, sesli asistana. Ve pivotu yaptıktan sonra dönüşümü gerçekleştirdik ve o zaman müşteriye ulaşabildik. Belki de ilk bu şekilde ilerlemeseydik, müşteriye daha hızlı ulaşacaktık ve daha hızlı ilerliyor olacaktık. Benim tavsiyem bu hocam. Peki şimdi sizinle bağlantıya geçmek isteyenler yapaytech.com'dan ulaşabiliyorlar. Yani dahil moda ulaşabiliyorlar. Sorularını sorabiliyorlar, ürünle ilgili bilgi alabiliyorlar, deneme yapabiliyorlar. Tabii bu arada bireysel kullanıcılar hocam, bot oluşturmak, kendi sanal asistanları yapmak isteyen bireysel veya kurumsal müşterilere Dahi.ai sitesinden, yani AI sitesinden ulaşıp kayıt olduktan sonra kullanabiliyorlar ve ücretsiz kullanabiliyorlar. Ücretsiz bir de. Evet, çok güzel. Biz direkt olarak aslında kurumsal firmalara iş yapıyorduk ama gerçekten de biz kurumsal firmalara çalışarak ilerlemenin bir yere kadar geleceğini düşünüyoruz. Bireysel kullanıcılar bizi gerçekten de yükselttiğini düşünüyoruz. Hayat güçleri daha genişliyor. Gerçekten hem test ediyorlar, hem şu özellik olsa daha iyi olmaz gibi geri feedbackler yaparak ürünü inanılmaz zenginleştiriyorlar. Ve biz globale hedeflediğimiz için, globale giderken de bireysel kullanıcılarla gideceğimizi düşünüyorum ben. Siz bütün diller için de bunu bu arada destekliyorsunuz. Tabii ki. Amacınız international olması demek, İngilizce de. Tabii. Aynı şekilde hani Türkçe için de var, İngilizce için, Fransızca için de var. Zaten sitemiz komple İngilizce yaptık. Hani global hedefler doğrultusunda. Bireysel kullanıcı istedikleri gibi kullanıp Facebook Messenger'da ya da Telegram'da botlarını yaratıp herkesin kullanımını açabilirler. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam.